Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Angelan, bugün Mount & Blade Bannerlord serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Villandia ile kısa bir savaş yaşadık. Onlardan birkaç kale aldık. Ama bir kısmını Kuzey Eti'ye geri kaptırmıştık. Onları aldık geri. Şimdi artık büyük bir şehrini almaya çalışıyoruz Kuzey Eti'nin. Kendilerinden iki tane başarılı kuşatmamız var. Onların da bize karşı iki başarılı kuşatması var. 13 tane tutsak almışız. Onlar bizden iki tane almış. Güçlerini azaltıyoruz. Zayiat bu şu şekilde mi? Acaba bizim onlara ver dediğimiz zayiat mı burada yoksa nasıl? Yani ben bunu pek anlayamadım. Çünkü bizim 4300 gibi bir zayiat verme durumumuz yok. 8000 kişilik ordumuz vardı. Orada hemen toparlanmış olması gibi bir durum yok yani. Muhtemelen onlar 4300 zayiat verdi diye düşünüyorum ben en azından o şekilde. Şimdi bir büyük bir savaş daha göreceğiz. Kuzey etleri burada bayağı gömeceğiz. Bayağı gömeceğiz. Bu şehri alana kadar bizi bayağı uğraştıracaklar. Şöyle gösterelim. Son 4300, 2300. Bunları ben tabii ki bu savaşın sonunda muhtemelen hatırlamayacağım bile. O yüzden size söyleyen bir şey değiştirmiyor ama onları bir hatırlarsam anlamış oluruz yani hangisinin ne olduğunu. Gördüğünüz üzere savaş alanında atlı okçu sayımın ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bir önceki efsanevi savaşta benim tabirimle 1800 kişiye orada bir şey yaptık. Boyun eğmedik, onları tokatladık. Ve bu savaştan sonra tabii ki atlı okçu sayımız aşırı derecede azaldı. Çünkü asıl savaşı göğüsleyen atlı okçulardı ve savaşın her zaman içindeydiler. Piyadeler veya okçular gibi değillerdiler. Bu yüzden çok fazla kayıp verdiler. Şu anda canları bir kısmının çok az. Yani ama bu bizi tabii ki de sıkıntıya sokmayacak. Çünkü dağ gibi burada piyadelerimiz var abi. Şu ordular bizim için yeterlidir bile. Bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Aboneyseniz de yandaki zil butonuna basarsanız videolar ben ne zaman yayınlanırsam sizlere bildirim gelir. Bunları unutmazsanız sevinirim. Kanala sadece katılanların %20'si mi %13'ü mü ne öyle bir şeydi sanırım zili açıyordu ve her 10 kişiden de 6'sı kanala abone olmayanlardan, hatta 6,5'u kanala abone olmayanlardan oluşuyor. Yani 30 bin aboneysek abi, ya 60 bin olabilirmişiz. Öyle hesaplayabilirsek. Evet, biz daha fazla konuşmayı bırakıp savaşımıza geçelim. Bu arada daha fazla destek olmak istiyorsanız kanala üye olabilirsiniz. Bu videoları daha erkenden izleme fırsatı veriyor size. Artık da daha fazla konuşmaya gerek yok. Daha artık savaşımıza geçelim. Bu arada ben videoları peş peşe çekiyorum. Mesela bir Bannerlord videosu her gün bir tane değil de bir günde 3 Bannerlord videosu falan çekiyorum. Yoksa Bannerlord videosunu her gün atmak gibi bir şey benim için imkansız çünkü bir Bannerlord videosunun boyutu aşırı derecede fazla. Her gün bir tane çekersem zaten ben mesela pazartesi çektim Bannerlord videosunu diyelim. Onu pazartesi yayınlayamam. En erken salı yayınlayabilirim. Çünkü yüklemesi zaten kaç saat. Bu yüzden peş peşe çekiyorum. Ancak o şekilde yetişebiliyor ve 40 bölüm, 41 bölüm falan. Bu 41 galiba. Bannerlord çektik. En uzun da serimiz bu. Yani izlenmesi diğerlerine göre az ama ben kendim de şahsen sevdiğim için devam da ediyorum. Şu süvarilerle oynamam bile yetiyor abi Bannerlord'da oynamam için benim. Hop. Büyük bir ordusunu daha yok ettik. 4300 falandık biz. Onlar da 2300'lü zayiatlarda. Buradan anlarız. Yani şu an 5000 falan olması lazım oranın. Hangisinin ne olduğunu anlayacağız. Keşke orada verilen zayiat değil de verdirilen zayiat olsaydı. Yani eğer 4300 biz onlara verdiysek. Bakalım bitecek birazdan anlayacağız. Bu ne lan böyle? Kalkanmış lan. Başka bir şey sandım onu. Hadi oğlum, hadi oğlum. Güzel. İki kişi kaçmış. O da kaçsın oğlum iki kişiye. Gidebilirsiniz. Bu savaş sayesinde birçok kişiyle ilişkimiz artıyor. Abi artık piyade de olur. Fark etmez yani. Gruba kim varsa alalım ya. Sayımız epey azaldı. Ben 90 kişilik bir orduya yönetiyorum sadece şu an. Yani 200 kişi falan, 250-300 kişi falandık. Nelere düştük? Şu an bir 90 da buradan var. 180. Ya çok kişi. Şu anda İyileşmeyi bekliyor. Biz bunların hepsini alalım abi artık. Piyade miyade yani fark etmez. Alalım abi. Sayımız artsın vallahi yani. Böyle olmayacak bu işler. Acemidir macemidir. Al abi.
Karışık bir ordu olun. Full atlılarla da olmuyor. Alabildiğini al. Kuşatmayı sürdür. Omor'un surlarında çatlak oluştu. Evet, bu bizim battaniyeye verdiğimiz zayiat arkadaşlar. Battaniye 5000 asker kaybetmiş. Biz 2300 kaybetmişiz. Hadi bakalım. Şu yerde kırıldığında artık Omor şehrine gireceğiz. Hadi bakalım. Omor şehri... Omor muydu lan burası? Omor'du sanırım. Burayı da ele geçireceğiz artık. Kuzeyitler bu savaştan sonra bir daha Rohan'a karşı... Aoo. Geçenki savaşta şunu unutmuştuk. Tekrar 450'ye çekelim. Bu savaş biraz düşük FPS'li olacak anlaşılan. Ama bir sonraki savaşlardan itibaren 450 ile devam ederiz. Çünkü 1000 kişi girecek birden buraya. Ve savunan taraf bizden fazla. Ya savunan tarafın avantajı oluyor oyunda. Güzel. Yine bu kale. Ama bu sefer şeylerini şey yaptık. Gerçi bu kale farklı diğerine göre. Ama duvarlarını kırdığımız için. Ya bu kale mesela bu kalenin surlarıyla imparatorluk surlarının aynı olmaması lazım. Bu şehrin surlarıyla. Baksana abi tahta sur yani. Ama canları aynı. Şuraya bak abi bu sur ne yani bu? Aynı mı bilmiyorum ama muhtemelen aynıdır yani. Çünkü her şehrin aynı diye biliyorum. Seviyesi şey olduğunda. Ama olmaması lazım. Bizimkiler indirsin bakalım. Nereye gidiyorsun birader? Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Oğlum şunları vurun lan. Vurun kaçıyorlar vurun. Bayağı kuzeytliler var ha. Vurun kardeşim vurun. Vurun şunlara. Bizimkiler de geliyor. Şurada 3 tane bayrak var. Kimin hangi klanın acaba? Bizim Rohan bayrağı nerede ya? Heh şurada bakın en baştan gidiyor bak. En baştan gidiyor. Gitsin gitsin. Dikili taş koyulmuş bu şehre. Biz girdiğimiz o dikili taşı kaldırırız abicim. Bizim batıl inançlarla işimiz yok. Alın abicim şunları alın. Karit Doğan atletinde beceri puanı kazandı ve artık 33. Atletim 33 ne oğlum sen yerde sürünüyor musun? Benim kaç acaba? K'ye basalım. C miydi? Karakter penceresi şu anda açılmıyor C. Herhalde adam yerde sürünüyor abi. Karit Doğan. Gerçi o atı var. Ama burada kuşatmada at kullanamıyor gerçi. Hadi gençler, hadi gençler, hadi gençler devam. Düldür hadi oğlum. Hadi oğlum seni bekliyorlar bak düldür. Git lan. Kaçıyor bak kuşta bak. Kaçıyor. Oradan nereye gidecek acaba? Kim bilir? Kim bilir nereye gidecek o kuş? Güzel adam kalmadı. Surlarını yıkınca rahat bir şekilde aldık. Ama yani dediğim gibi bunun o kadar sağlam olmaması lazım. Abi, tahta lan tahta. Odundan yapıyorsun anasını suru. Nasıl taştan sur kadar sağlam olabilir? Ne olursa olsun. Hop. 10 hasar yedik lan. O hasarlar azalmamış mıydı? Ta kocaman yerden düştüğümde 3 yedim. Şimdi 10 yedim. İlginç. Yüzü kaçmış. Kaçsınlar abi. Daha uğraşmaya gerek yok kaçanlarla. Tutsak alıyorum bu arada pası gördüğünüz gibi. Onları daha sonra orduya çevireceğiz. Ne olduk biz şimdi? 5500 çok güzel. Başarılı kuşatma. Oh. Yarasın koçuma yarasın. Gençler. Siz bir dağılın ya. Siz bir dağılın gerekeni bir yapın. Siz bir dağılın gerekeni yapın. Ben biraz ordu toplayayım yani. Ben biraz ordu toplamam lazım. Böyle olmuyor. Bu arada gelirim bayağı bir artmış. Bizim çocuklar ne durumda ya? Artık battaniyedir, odur budur fark etmez. Alebat yerleşen. Onlar köy mü? Köydür umarım saldırılan yerler. Baksanıza abi bunlar da bayağı sağlam birlikler olmuşlar. Şurada bir yağma durumu var. Hemen indirelim abi. Vashorki. Gel koçum gel. Vashorki gel. Gel seni bir tokatlayayım gel. Gel Vashorki gel oğlum gel. Gel canım benim gel. Gel gel bir şey konuşacağız gel. Hala atlı okçu sayım epey yeterince fazla. Gel oğlum. Gel bir şey konuşacağız gel.
Tam bir şey konuşacağız oğlum, hemen şey yapma. Tutsaklardan dolayı 0.30 yiyoruz. Ormanda 0.50 yiyoruz. Sürü. Sürü ne demek abi? Sürü ne alaka? Aa. Sürü dediği şu mu acaba? Bir dakika. Serserilik ve taktik puanları yeni yeni gelmiş. Kurnazlık yetenek odağı. Bunu al. Abi simülasyon şeylerimizi arttıralım da. Taktik şeyde artı 10 party size. Yok kanka, olma gerek yok. Zaten sığınakları basmıyoruz ki anasını satayım. Ha. Tüm hepsinde diyor. Şunu al abi o zaman. Bunları yeni yeni getirmişler galiba. Kanka biz şey almıyoruz zaten ya. Aydut almıyoruz ki, onu tecrübe versen ne olacak? Şunları da diyorum bu arada. Şu mu acaba? Mesela bizde 100 tane yaban domuzu var. Bu yaban domuzlarından dolayı mı? Evet. Evet. Hayvanlar yavaşlatıyor bizi. O zaman onları Omar'a satalım abi. Ben yavaş olmak istemiyorum. Omar'a gidelim, uğrayalım, satalım. Avdan. Eren abi. Eren yani. Net Eren yani. Ben olduğum hiçbir yerde onlara vermem bir şeyi. Net Eren abi. Net yani. Direkt Eren. Gidelim Omor'dan ne kadar geliyor bakalım. Omor 1500. Güzel. Razi kadar zengin bir yer. Buralara bayağı bir şey yatırım yaparız. Paramız da var zaten. Kendime aldım abi burayı. Kenti yönet. Bayağı güzel bir kentmiş. Yatırımımızı yapalım. Han bölgesinden tüccar al abi. Tutsakları satalım. Bizim tutsakları. Ben biraz ordu toplayacağım bu arada. Çünkü ordu kalmadı abi elimde. Şunları satacağım. Sat abi. Sat. Hayvanla uğraşamam ben. Epey azaltıyor çünkü hızımızı. Sürüden hala yiyoruz. Oğlum az önce sattım da yaban domuzlarını satamadım mı ben? Satmışım birader, kalmadı hiçbir şey. Atlar da mı yediriyor acaba? Vallahi yediriyor. Abi bu ne ya? Katır almayalım. 4.3 oluyor. Tamam. Büyük beygiri. Oha. Tamam abi, sat yani, yapacak bir şey yok. Şu binek atlarını alalım. Bunlar herhalde azaltmıyordur diye düşünüyorum. Binek atlarını alalım. Bunlar çok azaltmıyordur diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Her yerden bu arada asker almak durumundayım. Buranın şeyini de şey yapalım. Milis üret yapalım. Evet, milis kuvvetlerini eğit yapacağız. Burada 3 tane günlük milis verecek. Şu an kaç var abicim? Şu an savunucular 303. Milisler 25, garnizon 22. Baron orada var burada. Tamam. Burası kendini savunur. Biraz biz birlik şey yapalım. Birlik toplayalım abi biraz. Buradan aldık. Şuradaki köyden de aldık. Buradaki köyden alalım. Ya artık süvariye müvariye bakmayacağız abi. Birlik alacağız. Daha oradan kuzeye de gidemeyeceğimize göre. Yani ne var ne yok abi. Alacağız bir birlik kendimize. Forum ve Massadana da gidelim. Yukarıdaki yerleşkeleri de alıp güzel, burada daha iyi birlikler varmış. Yukarıdaki şehirleri de alıp buradaki tehdidi ortadan kaldırmak gibi bir planım var. Eğer yapabilirsek çok güzel olacak. Sadece Sturgia'nın olduğu için bunlar bayağı bir gelişmiş. Bizim oradaki mesela köylerimiz var biliyorsunuz, asıl başkentimizde. Başkentimiz pek yer gelişmiş olmasa da oradaki köyler de epey gelişmiş ve bize bayağı sağlam asker veriyor. Şunları da al. Eğer yerleşke kuşatılırsa zaten bana bildirim gelecek, benim direkt bizzat kendi yerim olduğu için, mekanım olduğu için. Yani Kuzeyit artık sonunda sağlam bir şeye vurdu kendini diyebiliriz. Taşa kafa atmış gibi bir şey oldu şu anda. Bizi yenemeyeceğine göre. Yani o güçsüz halimizi yenerdi. Şu anki yenemez.
Bakalım ne savaşta ne olup ne bitiyor. Bir ona bir bakalım. Başarılı kuşatmalarda biz daha iyiyiz. Abi ordu kurup şuraları full temizleyip bunları atmamız lazım bizim ya. Yeterince ordu topladığımı düşünüyorum. Bu ordular zamanla eğitilir. Şuradan da alalım biraz ordu da. Omor'dan nasıl kaçabiliyorsunuz abi? Nasıl adamları kaçırtıyorsunuz? Ben sizi anlamıyorum cidden yani. Şehirden bir adam nasıl kaçabilir? Yani şehir olur mu orası? Yani nasıl kaçacak adam? Kaçamaz abi. Abi Baranor'u kurtaralım hemen. Bizim çocuğu kenarda köşede tutmuşlar, tokatlıyorlar. Olur mu lan öyle şey? Baranor bunları unutma. Git abi sen de. İlişkimiz gelişsin. Al yeni tutsak. Şunları da bu arada hemen şey yapalım. Ver bakalım canım benim sen. Şöyle çok güzel. Surgia savaşçısı. Yüksel abi. Okçu alalım full. Full okçu yapacağım orduyu bu arada. Şunları oradaki şey seçeneği var ya, haydutları alma, biz onu yapmamıştık. Haydutları normal askerlere çevirme gibi bir seçenek vardı. Biz onu yapmamıştık, o yüzden şu an yapamıyoruz bir şey. Şey yapacağız. Bu Epikrotea gibi yerleri alacağız. Buradaki artık güvenliği sağlayacağız. Yukarıdaki Balgard'dır, oradaki kaledir falan. Bunları artık temizlemenin zamanı geldi. Ve geçiyor. Al abi yakındaki orduları çağır. Bizim çocuklar da ne oldu, orduda mı ya? Başka bir orduda. Onlar da hiçbir şey yapmıyor ki abi. Beni bekliyorlar herhalde. Karit'in burada bir ordusu var ama hiçbir şeye yaramıyor. Bazen de böyle az kişiyken kaleleri, şehirleri kuşatmak iyi oluyor. Neden? Çünkü şehir kuşatması birden sana saldırmaya gibi bir karar verebiliyorlar. Şu an vermediler ama yani verilebiliyor öyle bir karar. Abi bunlar yapmak yerine mancınık yap, daha kolay. Çünkü 2 saat onlar tırmanacağına böyle yap, daha kolay abi. Bence daha mantıklı. Alev at yerleşken. Abi anca köy yağmalarsınız siz zaten. Tek yapabileceğiniz şey o. Ya Amul. Amul nasıl şey olursun oğlum ya? Kervandan bu arada çok deli gelir elde ediyoruz. Amul nasıl şey yaparsın abi? Nasıl yakalanırsın ya? Yaptığın iş değil Amul yani. Harbi yaptığın iş değil ya. Yaptığın iş değil yani. Harbi diyorum Amul. Bizimkileri patates etmişler. Zayiatları artıyor abi. Bizim bir şey değil. 6500 askerimiz var hala. Biz 8000'dik zaten. Giyiyorlarsa bana da alsınlar. Süvari ordusu değiliz ama artık okçu ordusu kurabiliriz full. Okçu ordusu da epey sağlam oluyor. Süvari ordusu, okçu ordusu. Okçu ordusu yapacağız abi. Yapabildiğimiz herkese okçu yapacağız. O da epey sağlam. Gelen yok mu ya başka bizden? Bu kadar mıyız abi? Bu kadar. Adam olana çok bile abi. Yeter de artar. Tokatlarız hepsini. Takas teklifi kabul edildi. Lord Mort satıyoruz herhalde. Ben tutsak almıyorum gerçi ama. Bizimkiler mi alıyor? Ne oluyor bilmiyorum. Ben tutsak almıyorum mesela. Şu biraz hasar gördüm mancınık. Yo, o da görmüş. Tamam. Tokatlayın abi şehri. Şehri tokatlayın. Buradan da biraz erzak da alalım. Oğlum vursanız da şu şeyleri. Aa, kör topallar mı ateş ediyor oğlum bizim mancınıklarla? Vuramıyorlar baksana koskoca mancını. Hadi oğlum vurun mancınıkları. Önce mancınıkları abi. Önce mancınık ve balistaları kıracağız. Haydi oğlum hadi. Nüfusumuz da epey artıyor baksana. 17 günlük nüfus geliyor. Bayağı sağlam geliyor. Birileriyle ilişkimiz artıyor. Uruk-Skaala. Alabat. Ulan bizim her yeri yağmalıyorlar. Biz bir doğuya doğru gitmemiz lazım ya. Oradaki bir milleti bir şey yapmamız lazım. Yoksa bizimkilere baksana daha full yağmalayıp duruyorlar. Kuzey Savaşı bittikten sonra ancak bir daha süvari ordusu kurabilirim. Çünkü şu an doğuya doğru gidemem abi. Ve orası bayağı tehlikeli olur kuzey içlerine girmem. Çünkü tek başıma girmem lazım ki hızlı hızlı kurayım. Oo, bir yeri daha almışlar. Çok güzel abi. Tesinor aldı galiba ona gittiğine göre diye düşünüyorum. Güzel. Onlar da bir başarılı kuşatma yapmışlar. Acaba nereye aldılar?
Bilmiyorum abi, herkes kendi şehrinden, kendi kalesinden mesul. Ben bir kale şehir vermiyorum. Herkes de keşke bizim gibi olsa. Hadi oğlum artık şu surları yıkın ya. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi. Gelen giden de yok bu arada. Çok rahatsız yani bu konuda. Uruk Skala. Köyü alıyorlar ya, kale değil. Uruk Skala'da da bayağı bu arada garnizon var yani. Bayağı sağlam yer Uruk Skala. Ama oraya doğru bir uğrayacağım burayı aldıktan sonra. Tamamdır, artık girebiliriz. Orada doğuda da bir Vilandia ile savaşıyor Kuzeyit muhtemelen. Ona bir uğrayacağım. Bunun dönüşünde de onlara bir tokatlayalım. Hadi bakalım oğlum. Hadi abi, girin içlerine kalenin. Çok kalabalık değiller zaten. Moralleri de bozuk. Bunların surlarını falan da yıktık. Hadi oğlum. Hala burçlarda duran mı var lan? Beni bir salın abi. Benim sizde bir derdim yok. Beni bir sal. Beni bir sal diyorum. Hala geliyorsunuz. Beni bir sal. Bir yukarıya bir bakacağım. Bir arkadaşa bakacağım yukarıda. Bir arkadaş var. Bak ok atıyorlar bir de. Lan oğlum. Dur, indir oğlum beni aşağı. Aslanıma bak, kaya kaya gitti bak. Kaya kaya gitti. Düldül tehlikeli adam ya. Beni buradan çıkarırsın değil mi oğlum? Bir zahmet çıkar yani. Atsın lan sen. Burada da girdik. Güzel güzel. Savaş atları oluyor aslında, bayağı fazla hasar verenler. Bizim Düllür bayağı az veriyor mesela hasar olarak. Çarptığında. Gerçi o modla oluyordu ya. Fazla bu oyunda atlar hasar veremiyor. Normalde mesela süvari ordusu bir piyade olsun üstüne doğru koşsa bile, hiç mızrak saplamasa bile, ya çok fazla kişi ölür atların altında ezilerek. İşte ama bu oyunda böyle bir şey yok. O süvariler gerçi daha da OP yapar. Şu an yeterince OP değilmiş gibi. Daha da OP olur bu sefer. Ama yani süvarilerin maliyetinin fazla olması lazım. Yani süvari ordusu yapabilmek zor olmalı. Ama Kuzeyt de o zaman herkesi yok eder abi. Şu anda ediyor da daha çok eder. Vallahi şu an bile ediyor, yok ediyor herkesi yani Kuzeyt. Biz olmasak şu an Kalradia tamamen Kuzeyt'in yani. Bir Vilandia diye biraz durdurdu onu da, Vilandia'nın da direnmesi zor. Vilandia diye battaniye ile birlikte savaşınca hem battaniye hem Kuzeyit çocuk dayanamadı. Bak oradan hala bana ok atılıyor, bak görüyorsunuz bak. Ben burada duruyorum, dibinde adam var, gelip bana ok atıyor abi ya. Böyle böyle bir zihniyet olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. Adam gidiyor oradan bana ok atıyor ya. Kapıyı açın lan. Bizim çocuklar gelsin. Zaten dışarıdaki kapıyı kıramadık da ya. O da açılıyor mu lan? Dur bakayım. Şimdi ben içeride kalırım bu arada. Ha, açılıyor. Kanka şu kapıyı açın ya. Alo. Aç abi, aç. Aç abi. Tamam. Lan oğlum kapıyı yüzüme kapatmayın sakın bak. Kapıyı yüzüme kapatmayın. Ben kapıyı tutuyorum abi. Kaçıyor lan bunlar. Kaçıyor oğlum bunlar. Bizimkiler nerede? Oğlum kapıyı kapatmayın lan. Hocam bizim askerler olması lazım bir yerlerde. Nerede onlar? Şehrin içi tamamen bizim askerlerle doluydu az önce. Bizim çocuklar nereye gitti? Birden bizim tüm ordu kayboldu abi, nasıl olduysa. Az önce tamamı bizimkilerle doluydu. Bir şeyler oldu ve bir anda bizim ordu kayboldu az önce. Bir şeyler oldu ama ne oldu bilmiyorum. Oğlum bunların 54 kişisi var ve şu an bizden daha kalabalıklar. Daha yeni geliyorlar bak. Acaba kapıdan çıkıp gitti mi bizimkiler? Geri mi geliyor şimdi acaba? İlginç. Aga şurada düşünsene bir karın kayması efekti var. Gerçi at buraya çıkamaz, kayar düşer de. Böyle kar şey efektleri falan olsa, ayak izi en basitinden. At giderken ayak izi olsa mesela. İnsan istiyor abi, istemenin şeyi yok. Sonu yok. Bizimkiler buraya geldi galiba. Kaçanları kovalamak için. Şimdi o
Doğuda bizim çocuklara şekil yapan kim? Vilandia'ya şekil yapan kim? Onlara bir ifadesini bir alalım. Vilandialı çocuğu tek başına yakalamışlar orada. Ahkam kesiyorlar. Epikrotea ele geçirildi. Seçim başladı. Çocuğu tek başınıza yakaladınız. Şekil yapıyorsunuz ha? Ha? Yaparsınız kardeşim siz. Yapın kardeşim, bak nasıl yapıyorsunuz. Bak bakayım, göstereceğim ben şimdi size şekil yapmayı. Şimdi bu savaş sayesinde tüm ordumuz terfi alacak abi bizim. Tüm ordu terfi alacak bu savaş sayesinde. Vilandiyalılara yazacak bu ama işte olsun. Yapacak bir şey yok. Vilandiyalılar da aramızı geçmiş olur. Ulan şu müzik ver abi, müzik ver, müzik müzik. Alo. Bir müzik ver ya, müziksiz oyun mu oynanır? Müzik ayarlamaları çok kötü oyun. Her zaman müzik çalması lazım abi. Biri bitince biri başlayacak. Bak daha yeni başladı. Hadi oğlum. Hala çok fazla süvarimiz var. Of, oradan birini fena biçtim yalnız ha. Orada birini fena biçtim. Kaç okçum var benim? 17 şu an. Müttefik birlikler onlar. Oğlum adam gibi saldırsanız da biz orada savaşıyoruz. Bak bunlar arkadan geliyor bak. Kuşları kurtarmaya geldik. Of, biri fena balta attı. Birine girdi mi bilmiyorum ama girdiyse fena girmiştir. Benim biraz arkada olmam lazım. Canımın artması lazım benim. Burada canım atalmasın da sonraki savaşlarda sorun yaşamayalım. Çocuğu tek bulmuşlar Vilandiyalı. Tabi koruyanı da yok. Biz koruruz kardeşim. Biz kaldık abi, biz kaldık. Adamları koruruz, problem değil. Yeter ki kuzeyitli sayısı azalsın. Ulan kalkana geldi ya. Kanka ben şuradan bir uzaklaşayım da canım azalmasın. Vallahi bir uzaklaşalım biz. Sıkıntı şu ki yukarıda villan diye simyesi var. Gidecek ona yazacak şimdi bu. İşte o sıkıntı. Geldiğimizi biçiyoruz abi. Vurduğumuz ölüyor. Vurduğumuz ölüyor. İp gibi dizilmişler. Ölmek için bekliyorlar orada. Bizim o zaman atlı okçular gerekeni yapsın. Adamların birliklerinin de çoğu bu arada yani full acemi askerlerden oluşuyor. Full köylülerden oluşuyor. Bize karşı hiçbir şey yapması tabii ki mümkün değil bunların. Neden? Çünkü biliyor musunuz? Bunların birlikleri sürekli köylülerden oluşuyor çoğu. Çünkü adamlar sürekli savaştığı için, bizim lordların da böyledir bu arada. Yani sürekli savaştıkları için sürekli askerleri ölüyor ve yeni askerler alıyorlar. Çoğu da bu yüzden köylü. Yani elit birlikleri çoğunun yok. Ama bizim öyle mi? Ya bizim de lordların büyük çoğunluğu öyledir de. Bizim öyle değil mesela. Bu yüzden bizim lordlar da çok fazla zayiat veriyor. Çünkü acemilerden oluşuyor falan. Ama mesela bizim ordumuzda olan lordlar güçleniyor. Sürekli orduları bu sefer onların terfi aldıkları için güçleniyorlar. Gidebilirsiniz abi. Herkesi salıyoruz. Oh, 30'da birlik aldık. Köylüsü möylüsü her şey geldi ama biz onları terfi ettiririz. Yağmacıları at ya. At abi şunları, kim alıyor buraya? Full okçu yapalım abi yapabildiklerimizi. Mızrakçı yap bunları. Sturgia savaşçısı korucu yapalım. Korucular muhtemelen okçu olacaktır. Bunları da okçu yap abi. Şurada şey var mı yani? Çapulcu görürsem atacağım. Çapulcularla işimiz olmaz abi bizim. Süvarilerden gelen var mı tarafımıza? Yok. Şunları al abi. Eğitimliler bunları al. Demli. Eğitimli imparatorluk okçusu. Okçu bu arada önemli yani. Sayısı fazla olması bizim için güzel olacak. Türkiye korucuların da alalım. Bunlar okçu olur. Tamam, geri kalanı kalsın. Tutsakları da bizimkiler halletsin. Zaten tutsak sayımız bizim yeterince şey. Fazla.
büyük bir kuzey eti ordusu daha dağılmış oldu. Arada böyle mesela oyunda sizde donuyorsa kaydedin abi. O anda kaydet ve çık yapabilirsiniz. Ana menüye çık diyelim. Şuradan kaydet ve çıka basacağız. Ana menüye çık da kaydetmeden çıkıyor. Direkt kayda basmadan kaydet ve çıka basın. Direkt kayıtlı oyunlardan bir daha devam edin. Evet, devam edelim bakalım. Şimdi şuraları aldık. Buralar güvenli bölge artık. Bizim açımızdan şehirlerle buraları savunuruz. Balgard ve burada bir kale kaldı. Bunları da alacağız ama Mizya kaybedilmiş ya. Gerçi Mizya onlardaydı galiba. Yo, Mizya bizdeydi. Mizya'yı vermişiz. Çok şey ortada kalan bir yerde. Orayı zaten korumak zordu. Mizya'yı kaybetmemiz normal. Şimdi Balgard'a doğru gideceğiz. Oraları bir alalım. Epikratya, Tasinor. Al abi. Şöyle diplomasiden bakarsak 10 binlik bir zayiatı var. Yakında barış yapılacak galiba Kuzeyt'le. Şöyle bir bakmak istiyorum. Başarılı 5 kuşatmamız var. Onların hala bu arada çok fazla. Hala çok fazla. Şu Balgard'ı ve buradaki kaleyi de alırsak buradaki işimiz bitiyor. Artık bir sonraki savaşta full buraya odaklanacağım ben. Ama burayı almamız lazım, Balgard'ı ve buradaki kaleyi. Oha, gelire bak. 8700. Gerçi o şeyden geldi değil mi? Tutsak sattık. Balgard'da fazla adam yoktur diye düşünüyorum. Ama düşünmekle olmuyormuş. Bayağı fazla adam varmış. Yapalım abi buraya. Bölümü gereksiz uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Burada ben videoyu bitireyim. Ya burada ne yapacağım? Kuşatma kulelerini falan yapacağım. Ondan sonrasında da zaten savaşı açmadan bölümü bitireceğim. Bu yüzden bunları gereksiz uzatmaya gerek yok. Ben video dışında bunları yaparım. Savaş zamanında da videoyu başlatırım. Yani boşuna süreyi uzatmış olmayalım. Biraz 40 dakikadan düşük olsun ama yani boşa da uzamamış olmasın. O yüzden burada videoyu bitirdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videolara beğen butonu takmayı nasip olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi.